Canım kardeşim, dün Türkçe sınavından pek iyi aldığın için seni tebrik edememiştim. Gel de bir tebrik edeyim. Sağ ol derisi başına. Bu ne be? Ne oldu? Ah seni haylaz seni. Yeter artık Emre. Bu saçmalıklarına bir son ver. Canım acıdı ama. Ver onu bakayım. Nereden buldun bunu? Emre'nin sınıfında Yalçın diye bir çocuk var. Babası ona yurt dışında bir yığın şaka oyuncağı getirmiş. O da bir kısmını Emre'ye verme hatasını gösterdi. Nedenmiş, ben çok eğleniyorum. Belli oluyor. Aa, kardeşine böyle şakalar yapma. Ay, bu dizlerim öldürecek beni. Böyle buyurmakmışcığım. Ay, sağ ol çocuğum. Ay! Ay, özür dilerim. Mahpuş, sen yapmadın. Emre'nin saçma şakalarından biri. Ay, neler icat ediyorlar böyle. Oğlum, aşk olsun sana. Ne kadar mahcup oldum. Yerin dibine geçtim. Emre, gerçekten yeter artık. Sen eğleniyor olabilirsin ama biz hiç eğlenmiyoruz. Neden? Az önce sen de güldün ama. Ay. Tamam tamam, hadi giy şu kıyafetlerini. Canınız mı sıkkın saygıdeğer efendim? Yok, iyiyim. Yoksa aklınız hala nanada mı? Hayır, benim için o konu kapandı. Hmm. Ama şoker denen o serseme inanmış olduğum için kendime çok kızıyorum. Ona haddini mutlaka bildireceğim. Öyle bir ceza vereceğim ki asla unutamayacağım. Anneciğim. Ay. Artık sonun geldi şoker. Çok tırsıyorum ben. Emre nerede? Şimdi gelir evladım. Şu işe bakın hele. Prenses olmayı reddedip hizmetçi olmayı tercih eden kız da buradaymış. Hadi kahvaltıya gelsenize. Biz o işi yaptık canım. Ama buradaki yiyecekler çok güzel. En azından rejim yemekleri değil. Of Özge. Ah baba, bana baba, baba. Emre, ay, oğlum ne oldu parmağına? Baba, bana düşmüştü. Onu çekeyim derken elime vurdu. Hay Allah, çabuk ya Rabbim. Hemen hastaneye gidiyoruz. Çok acıyor, sanırım kopacak. Ah, hiç olur mu öyle şey, olur? Ah, çok acıyor. Ama da korktunuz ha. Oğlum, delirdin mi sen? Böyle şaka mı olur? Pes yani Emre. Aa, sabır istiyor bu çocuk valla. Emre, hiç komik değil. Nana, çocukları gerçekten harika yetiştiriyorsun. Bravo. Onun esşi var. Benim fikrimdi bu. Ama suratlarınızı bir görseniz öyle komikti ki. Bence Emre'nin birkaç tahtası noksan. Sen kendine bak gıcık. Amma da korktun ha. Emre, yeter artık. Hadi bakayım sofraya. Yiyecek haliniz kaldıysa tabii. Git önce ellerini yıka. Hadi. Prens sergisinin gazabından nasıl kurtulacağım ben? Bir türlü sakinleşmiyor. Dünyaya gitmeme de kuluna izin vermiyor. Tam kapana kısıldım. Saksıyı çalıştırmalıyım. Evet, buldum. Eğer başka birinin görüntüsüne bürünürsem, prens sergisi beni tanıyamaz. Böylece ondan kurtulurum. Evet. Bakalım, görüntü değiştirme iksirinin formülü neredeymiş? Hala sırıtıp duruyorsun. Bu yaptığının ne kadar tehlikeli olduğunun farkında mısın? Ya korkudan birimize bir şey olsaydı? Şuradan şeker uzatır mısın? Ben veririm. Senin şu prens buralardan gitti mi? Evet. Onunla gitmediğine hala inanamıyorum. Bir daha karşına bırak prensi, bir adam çıkar mı o bile belli değil. Bence bu işte bir şey var. Belki de bizi kandırdı. Belki de o prens bile değildi. Ay böcek! 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 Ay bu kez de çayımdan çıktı. Bu ev böceklerse
ve hala bir şey yapmıyorsunuz. Hakan. Emre, bu da mı senin başının altından çıktı? Ya baba, böyle süper bir şey olur mu sence ya? Normal şeker gibi. Eriyince içinden böcek çıkıyor. Ne harika değil mi? Şaka gibi. Emre çok büyük bir cezayı hak etmedi mi sizce? Hak etti. Ay, çayda içtirmek inanamıyorum. Bir hafta bilgisayar yok Emre. Oh, canıma değsin. Gıcık. İki hafta oldu. Bunlarda da yok. İşte buradaymış. Önce kendime nasıl bir tip bulacağıma karar vermeliyim. Bu dişli. Bu tip sizin teki. Bunun suratı çok aptal. Bunun ibiği var. Of! Yani görüntünü değiştireceksem hiç olmazsa Brad Pitt ya da George Clooney gibi bir şey olayım bari. Bu da ne böyle? Neler oluyor? Tırsam mı acaba? Bu da kim böyle? Zamanın bekçisi Kandor. Asla serbest bırakılmamalıdır. Eğer serbest kalırsa bütün evrendeki varlıkların bedenlerindeki enerjiyi çalmak için harekete geçecektir. Bu yeşim taşı onu bu kitabın içine güvenli olarak hapsetmiştir. Bu taşa dokunulmaması gerekmektedir. Bu taşa mı dokunulmaması gerekiyor ha? Evet, bu taşa. Ya ben nereden girdim bu belaya? Ne yapacağım şimdi? Ya benim hemen saklanmam gerek. Ben daha çok gencim. Bir sakalım bile yok. Kesin beni buraya kadar takip ettiler. Ay, hala midem bulanıyor. Bıktım bu çocukların şımarıklıklarından. Ama var ya, kesin Nana dolduruyor onları. Ay, dur bir dakika, dur bir dakika, dur. Ay, dur. Ya dur bacım, benim. Manyak! Tamam, benim. Ya Selma, bu halin mi senin böyle ya? Geldim. Stop. Bu ne hal Selman? Ya açıklaması biraz zor. Yani açıklayacağım da nasıl? Ne demek bu taşa dokunulmaması gerekiyor? Dokunulursa ne olur acaba? Beni serbest bırak, sana sonsuz bir güç sağlayayım. Anneciğim, bu da ne? Beni serbest bırak, sana sonsuz bir güç sağlayayım. Nasıl yani? Yani seni serbest bırakırsam bana sonsuz bir güç mü vereceksin? Bundan emin olabilirsin. Vay be, şans kapıyı çalınca sonsuz bir gücüm olursa dünyaya gidebilirim ve Sherry ile evlenebilirim. Hem zavallı bir ihtiyardan ne zarar gelebilir ki? Tamam ihtiyar. İhtiyar. Seni serbest bırakacağım. Serbest diyorum ha. Sözünü unutma. Hadi çabuk ol. Yıllardır burada sıkıntıdan patladım. Tamam çene yapma. Dokunalım bakalım. Beni bak. Sonunda. O kadar uzun zamandır bu anı bekliyordum ki. Hadi. Şimdi bana verdiğin sözü tut bakalım. Ne sözü? Bana bak ihtiyar. Bana bunak numarası yapma sakın. Yoksa seni var ya, o kitaba tekrar hapsederim. Tamam. Sinirlenme. Sinirlenmiyorum. Ben sakin bir adamım. Hadi. Bekliyorum. Hadi, ver bakalım. Başla. Ne oluyor be?
Kendimi çok güçsüz hissediyorum. Bana ne yaptınız? Tabii ki enerjini alarak senin görüntüne büründüm Sersem. Herkesin enerjisini alacağım. Böylece giderek gençleşeceğim. Eski genç ve güçlü halime kavuşacağım. Yardım edin bana. Çok bitkinim. Her şey için çok geç palyaço. Çok geç. İhtiyar ya. Sen bana benzemeye başladın ha. Nasıl? Şakaları beğendin mi? Hem de nasıl. Gerçi babam çok cezalar verdi ama umurumda değil. Hayatımda hiç bu kadar gülmemiştim. Eğer istersen şaka yapman için başka şeyler de verebilirim. Ama sonra geri alırım. Tamam, nerede? Hadi göster. Dolabımda, gel benimle. Vallahi müdür bunları okula getirdiğimi görürse çok kötü olur. Merak etme, bir şey olmaz. Hadi aç şu dolabı. Daha neler var çok merak ediyorum. Vay, burada bir servet var. Bu ne? Çarpan kalem. Bak, bu da çarpan fotoğraf makinesi. Böyle tam çekmek için düğmeye basınca çarpıyor. Çok iyiymiş ya. Biz de uzun zamandır bir aile fotoğrafı çektirmemiştik. Eve giderken ver de Makmış akşam bir fotoğrafımızı çeksin. Bak, bu maskeyle de geçen gün babaannemi korkuttum. O kadar çok bağırdı ki annem merdivenlerden koşarak inerken yuvarlandı. Bir de ona güldüm, iyi mi? Ya sen benden de betermişsin Yalçın. Daha fazla onlara katlanamayacağım. Gerçekten annen onların babasıyla evlenince odalasın. Ne olacak? Tabii kızım. Zaten Hakan amca beni çok seviyor. Her defasında benim çalışkan, benim akıllı kızım diye seviyor beni. Yalancı ne olacak? Görürsün sevgilini. Annem hele bir evlensin, şirketin işleri bir düzelsin. Lerik okulu beni bekliyor o zaman işte. Bu banal okula daha fazla katlanmak zorunda kalmayacağım. Neden? Bizim okulumuz da güzel. Aman bir golf, bir bincirek, bir buz pateni dersi bile yok. Nesi iyi? Çak! Ya Selman, senin derdin ne Allah aşkına ya? Ya vakam, benim başım büyük belada. Belada mı? Sormayın. İnternet ortamında bir kızla tanıştım, biliyorsun mu? Vay vay, bak sen, yere bakan yürek yakan he? Ya işte biz kızla buluştuk. Ama pastaneye az sonra kızın abisi geldi. Beni bir güzel hırpaladı, biliyorsun mu? Sonra ben tabanları yaraladım ama beni buraya kadar takip etmiş. Mağazalardan birinden bunu aldım. Tanımayayım diye ama. Ama bence burada olduğumu biliyor, yemin ediyorum. Volkan, bu sana bir şey hatırlatıyor mu? Hatırlatmaz mı? Çappar abi olayı. Ya ne yapacağım ben şimdi? Geldi, yemin ediyorum geldi. Buyurun, birine mi baktınız? Evet, Selman adında bir zırtapoza baktık. Bu binaya girerken gördüm. Sakın bana yalan söylemeyin. Nerede o? Selman mı? Burada öyle biri yok maalesef. Burada pek çok ofis var. Yine de biz mesajımızı bırakalım da. Eğer bir daha kız kardeşimin yanında görürsem işini bitiririm onun. Ha, niyeti ciddiyse evlensin o zaman. Yoksa kız kardeşimin yanına yanaşmasın. Bizi bozar böyle işler. Hangi devirde yaşıyoruz canım? Sadece oturup konuşmuşlar. Demek öyle. Yani yani öyle demek istemedim. Oturup konuşmuşlardır demek istedim. Onu tanımadığınızdan emin misiniz? Kesinlikle. Umarım doğru söylüyorsunuzdur. Yoksa sizinle de külahları değişiriz ona göre. Hadi hadi. Gerçek gibi değil mi? Hadi deneyelim. Google giderek daha sıkıcı oluyor. Kendi kapasiteme uygun arkadaş bulmam çok zor artık. İşte senin kapasiteme uygun arkadaş. Fare gördüm. Ya fare nerede ya? Nerede o fare?
çocuklar? Ne oluyor burada? Bu sınıfın hali ne böyle? Öğretmenim, sınıfta fare var. Yemin ederim gözlerimle gördüm. Ya çok korkunçtu. Tamam çocuklar, sakin olun. Hadi bakayım, hepiniz dışarı çıkın. Hadi hepiniz dışarı. Çabuk 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 çabuk. Hadi çabuk. Koşun, hadi koşun. Gördüm, nasıl da korktu. Bu şaka malzemeleri Milenyum'un en eğlenceli icatları oğlum. Doğru söylüyorsun. Evet, sen ne yaptığını sanıyorsun? Komik mi yani? Evet, çok komik. Buna devam edersen başım fena halde derde girecek, haberin olsun. Sen kendi işine bak ufaklık. Ya çok ayıp Özge. Küçücük bir fare yüzünden bu kadar yargılı yapılır mı? Kapa çeneni. Aa, çok ayıp ama. Öyle konuşmamalısın. Ya kapa çeneni sersem? Bu terbiyesiz konuşmanın cezasını ödemelisin Özge. Al bakalım. Ya ne yaptın ya? Görürsün sen Günlü. Seni müdüre söyleyeceğim. Söyle canım. Bir de selam söyle. Ben sana başını belaya sokacaksın demiştim. Çak çak. Ya çıksana artık şuradan. Ömrünün sonuna kadar burada yaşayamazsın değil mi? Ben ne yapacağım? Söylesenize ağam. Ya hepsi kızla oturup bir tane sana biçtik, biliyorsun mu? Başıma gelenlere bak. İnternetten arkadaş bulursan sonu böyle olur işte. Volkan'a sor da o sana anlatsın. Ne yapacağım ben şimdi? Acaba pılayı pırtıyı toplayıp Antakya'ya mı dönsem ha? Vallahi adamın gözü dönmüş. Seni orada da bulur söyleyeyim. Sağ ol be. Ne kadar güzel moral veriyorsun bana. Ne var? Yaşın kemal erdi nasılsa. Evlen gitsin. Evleneyim mi? Ya hiç tanımadığın bir kızla mı ha? Onu Salih biçerken düşünecektin. Saçmalama Volkan ya. Alt tarafı Salih biçmişler. Ağam, beni daha çağır, şöhret, para bekliyor biliyorsun mu? Ben tüm bunlardan nasıl vazgeçeyim ya? O da doğru ya. Seni tüm Türkiye, hatta dünya bekliyor. Ne olacak bu çocuğun hali? Yaramazlıklarının sonu bir türlü gelmiyor. Ta bebekliğinden beri böyle hareketliydi bu. Ama çok sevimli. Simge bardağı fırlattığında yüzünün halini gördün mü? Gülmemek için zor tuttum kendimi. Ama cezayı da aldı. Bak, iki hafta bilgisayar yok. Aman, Hakan yumuşar. 3 gün sonra da affeder. Gerçekten çok eğlendim. Kızım sen de çanak tutma şuna. Hı. Bak, biraz daha büyüyünce hiç baş edemeyeceğiz. Öyle deme Makbuş. Emre iyi bir çocuk. Sadece aklı biraz muzurlukta, o kadar. Kızım herkes seni gibi anlayışlı olmaz. Ya Hakan Simge ile evlenirse? Hakan Simge ile evlenmez ki. Yani evlenmez değil mi? Ne bileyim kızım. Baksana, aralarından su sızmıyor. Şu Simge'ye öyle gıcık oluyorum ki. Duydun mu, bana nasıl da laf soktu? Prenses olmak varken gidiniz bekçi olarak kalmışım. Şeytan diyor, onu bir domuza çevir. Ne? Bundan sonra da öyle yaşasın. İlahi, hiç güleceğim yoktu domuz. Ay, nereden çıktı? Domuz. Emre bilerek gözünün içine baka baka yüzüme mürekkep döktü öğretmenim. Ya hem de hiçbir suçum yokken ya. Kızım sen iyi misin? Ne mürekkebi? Ama nasıl olur? Biraz önce koridorda herkesin göz önüne mürekkebi boşalttı. Ya nasıl olur? Gelelim mi öğretmenim? Fare var mı? Gelin çocuklar, sınıfınıza gelin. Hadi gelin. Fare falan yok. Rahatlıkla. Çocuklar, Özge'nin üstünde mürekkep lekesine benzer bir leke görüyor musunuz? Yok. Galiba mürekkep gibi fareyi de sen uydurdun Özgeciğim. Neden dikkat çekmek istiyorsun kızım? Fareyi siz gördünüz mü çocuklar? Yok. Çok ayıp Özge, çok ayıp. Hiç yakıştıramadım sana. Sana hiç yakıştıramadım. Dikkat çekmek mi? Şaka gibi. Öğretmenim, gerçek, hapşı. Kızım sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hapşı. Emre, bunlar, hapşı. Senin başın altında, hapşı. Çıkıyor. Gülsün ama Günlü. Hapşı.
Nerede bu baş prens? Hadi bana da atın. Hadi at. Çocuklar. 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 Şoker'i gördünüz mü? Hayır. Yok. Hadi gel sen de bizimle oyna. Hadi. Hadi. Oynayamam. Oynayamam. Soylu efendim Sarkis Şoker'i bulmamı istedi. Hadi at. At. Buradayım. At bana. Yakala. Burası hiç değişmemiş sanki. Bir an önce yeni enerji kaynakları bularak gençliğime kavuşmalıyım. Bakalım etrafta kimler var? Evet, işte yeni bir enerji kaynağı. Buldum seni. Sonunda buldum işte seni. Yürü bakalım. Doğru yüce efendim Sargis'in yanına. Sen neden bahsediyorsun? Ona çok büyük yalanlar söylüyor. Sana çok kızdım. Yürü dedim sana. Çok tuhaf kokuyorsun. Ama enerjin için buna katlanacağım artık. Hı? Ata, bana at, bana at, bana at. Ya, ayaksın. Hadi çabuk al da gel. Böyle. Sersem oyuncak. Çekil başımdan. Kulina. 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 Aa, nereye gidiyor ki bu? Ne oldu buna? Ne oldu buna? Sen palyaçonun görüntüsünden de kurtuldum böylece. Kımıldayamıyorum. Ne yaptın bana böyle Şoker? Ama sen... Giderek gençliğime daha çok yaklaşıyorum. Haylazlıklarından bir seferinde onu eşeğe döndürmek zorunda kaldım, iyi mi? Eminim hak etmiştir. Faz bile yapmışsın. Kulina, Kulina çok korkunç bir şey gördüm. Ay ne gördün? Ay Şoker böyle, pütürle. Ay ne oldu, dur anlat. Ay çok korkunçtu. Yardım etmelisin Kulina. Pütür mü? Pütüre ne oldu? Yeşil oldu dur, böyle oldu. Sakin ol da anlat. Çok kötü. Ay ne oldu? Şoker, pütür. Şoker. Onu böyle alın. Böyle yukarı. Terşkin. Bak çok kolay. Bak şimdi ben sana göstereyim. Ben yendim. Bak bu Türkçesi fiil olduğu için. Emre neyin var? Çok kötü. Zor böyle. Ne? Ay. Bugün küçük an yemek bozuk bu. Zırlandım. İyi ama hepimiz o yemekten yedik. Olmaz hepimiz şimdi zehirlendik yani. Çok ağrıyor. Çok komik ya. Hepsi nasıl da bembeyaz oldu. Benim midem bulunuyor. Ben de kendimi hiç hissetmiyorum. Müdür de geliyor işte. Galiba kusacağım. Öğrendiniz mi? Ama nasıl olur çocuğum? Ben de aynı yemekten yedim. Ay gülmekten karnıma ağrılar girdi.
Sen şunların suratına bak ya. Amma da kandırdın. Oldu komik. Hadi herkes sınıfına. Sen burada bekle Emre. Gel buraya. Ne oldu? Emre bizi yemekten zehirlendiğimize inandırdı. Of! Artık çok oldu ama. İnanmayacaksın ama ilk defa senin gibi düşünüyorum. İyi bir ders hak etti bence. Kesinlikle. Yapmayın canım. Eğleniyoruz sadece. Biz hiç eğlenmiyoruz ama. Of. Hadi bakalım Yağmur sınıfına. Önüne dönsene be. Ama bu nasıl olur? Yani hiçbir şey anlamadım. Kulina bana inan. Onu yok ediyordu. Ay bu şoker hiç akıllanmayacak mı? Bu işi bana bırak Kulina. Eti senin kemiği benim. Sana istediğin kadar izin. Ne yapıyorsan yap. İstersen çiğne. Ben bıktım artık. Tamam. Ay. Orada. Aa pütür. Pütür iyi misin sen? İyiyim. Prenses şokerin sana bir şeyler yaptığını görmüş. Evet. Bana saldırmaya çalıştı ama elinden kurtuldum. Peki nerede şimdi o taş kafa? Kaçtı. Ama ben anı değil. Tamam korkulacak bir şey yok. Hadi sen git biraz dinlen. Sinirlerim bozuldu. Hadi prenses hadi. Ay. Bir an yine şoker bir şeyler çevirdi diye ödüm koptu. Aslında iyi bir dersi hak ediyor. Ya. Ne yapacağıma bir türlü karar veremiyorum. Gidip ona olanları anlatsam o garip mahluğu serbest bıraktığım için başım belaya girecek. Sonra da ben suçlu olacağım. Ama haber vermezsem ihtiyar canavar kim bilir neler yapacak. Çok tırsıyorum. Daha fazla dayanamayacağım. Ne olursa olsun gidip Kulina'ya söyleyeceğim. Üf, makbuş. Efendim. Bak şimdi içime bir kurt düşürdün. Hakan'la Simge'nin arası eskisi gibi mi olacak sence? Heh, yine başladık. Ne yapayım? Evleneceklerini düşünmek bile kalbimi acıtıyor. Sen bir an önce insan olmaya bak. Ay sanki elimdeymiş gibi çok komiksin makbuş. Ne yapayım kızım? Söyle bana. Kim bir bez bebekle evlenmek ister ha? Sanırım hiç kimse. Hı? Emre. Bu yaptığın gerçekten kabul edilebilir bir şey değil çocuğum. Ama öğretmenim şaka yaptım. Bunun neresi kötü? Evladım şaka dediğin kıvrak zeka ister. Ayrıca kimsenin zarar görmemesi ve kırılmaması gerekir. Ama şey... Tamam hadi uzatma. Eğer bir daha böyle eşek şakaları yaptığını görürsem külahları değişiriz ona göre. Ama öğretmenim siz öğrenciyken arkadaşlarınıza hiç şaka yapmadınız mı yani? Ben de fena sayılmazdım hani. 28 Azmi diye bir çocuk vardı. Uykusu da bir hayli ağırdı. Gece yatakhanede o bardakta bu bardağa, bu bardakta bu bardağa su boşaltarak. Neyse mesele benim zamanında yaptıklarım değil. Sen söylediklerimi anladın mı? Anladım öğretmenim. Güzel. Şimdi doğru dersine. Şey öğretmenim. Efendim Emre? Bana karşı bu kadar anlayışlı davrandığınız için size çok teşekkür ederim. Tamam çocuğum, tamam. Teşekkür ederim. Öğretmenim. Bu da ne? Ne oldu çocuğum? Öğretmenim, bu da ne? Evladım, ne oldu sana? Bana ne yaptınız öğretmenim? Ben bir şey yapmadım. Çocuk kadar kızdırdım mı yani? Aman Allah'ım. Koşun yetişin. Çocuğa bir şeyler oldu. Emre çocuğum aç gözünü. Aman ambulans, itfaiye yetişin. Emre çocuğum yetişin koşun. Bakın öğretmenim boğazda patlayan kırmızı şeker. Ne kadar inandırıcı değil mi? Sanırım bu kez biraz ileri gittim. Ama ne yapayım kendimi engel olamadım.
Ambulans, ambulans, itfaiye, yetişin, yetişin. Emre çocuğum, Emre ne oldu sana? Kulina, Kulina, Kulina. Bana yardım etmelisin, çok kötü şeyler oluyor. Hadi oradan yalancı Şoker. Yine neler çeviriyorsun? Haberlerini aldım. Ne haberi? Aklınca Pütür'ü korkutmaya çalışmışsın. Ama sana ağzının payını vermiş, öyle değil mi? Sen neler diyorsun Kulina? Ben bir saattir kütüphanede kendime gelmeye çalışıyorum. Peki Pütür'e saldıran kimdi öyleyse ha? Kitaptan çıkan o ihtiyar adam olmalı. Benim bedenimi çaldı. Ya. Sonra da beni orada öylece perde gibi bırakıp gitti. Ay ne saçmalıyorsun sen. Hiç boşuna nefesini tüketme. Bu yalanlarla beni kandıramayacaksın artık. İnan tamam bana mı? Doğru söylüyorum Kulina. Tamam, kabul ediyorum. Benim suçum. Onun serbest kalmasına ben yol açtım. Ama önce benim bedenimi aldı. Demek ki sonra da Pütür'ün bedenini alınca ben serbest kaldım. Şimdi Pütür Pütür değil. Pütür 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 aldı. Beni anlıyor musun? Hayır Şoker, seni anlamıyorum. Anlamak da istemiyorum. Ay rahat bırak beni. Kulina, yalvarırım beni dinle. Çok büyük bir tehlikenin içindeyiz diyorum sana. Dinle seni beni dinler sana. Ay ne dedin sen? Sen şimdi ne söyledin ha? Seni bir orangutanı çevireyim de aklın başına. Ay. Ay. Özür dilerim. Bak sakin sakin olanları anlatacağım. Tek istediğim beni dinlemen. Ay. La 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 la. Ay, korkutuyorsun beni Pütür. Ay, ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? Üf. Ay, Şoker sana garip bir şeyler yaparken gördüğümde çok korktum. Neden bir şey söylemiyorsun? İyi değil misin yoksa? Prenses ne kadar korkmuştu, öyle değil mi? Ya, ya evet. İki kere iki dört. Bu Şoker asla akıllanmayacak. Ha şunu bileydiniz. Aa, arkadaşlar bakın bir şey oluyor orada. Pütür ne yapıyorsun? Delirdin mi? Ödümüzü koparttın. Ne oldu? Ben de anlamadım. Birden hava karardı. Sonra Şoker garip bir şeyler yaptı. Gerisini hatırlamıyorum. Onu Prens Sargis'e şikayet edeceğim. Görecek gününü. Prens Sargis! Prens Sargis! Ne oluyor Prens ya? Prens Sargis! Şoker'in işi bu. Kesin, kesin, kesin. Şoker yine yaptı yapacağını. Evet. Herhalde müdür sana esaslı bir ceza vermiştir artık. Yo, hiç de değil. Bu sefer çok ileri gittin Emre. Hemen benimle geliyorsun. İş buraya kadar. Ama öğretmenim. Sen iyi bir cezayı hak ettin. Ya öğretmenim şey. Sus, hiçbir şey duymak istemiyorum. Acaba kumdasın basit bir şakayla bayılan biri olduğunuzu öğrenince bakalım sizin aklınızda ne düşünecek? Ne o? Yoksa sen beni tehdit mi ediyorsun? Yok, hiç öyle şey olur mu öğretmenim? Ne kadar ayıp bir şey. Hay Allah. Şimdi ben ne yapacağım? İyi o zaman. Bunu olmamış varsayıyoruz. Ama bir daha böyle bir şey olursa hiçbir şey umurumda olmaz. Ona göre. Bu son şansımdı. Aa, ne oldu? Neden ceza vermedi sana? Ne cezası? Tam aksine. Şakalarımı çok beğendiğini, çok yaratıcı bir çocuk olduğumu söyleyip beni tebrik ettim. Şaka gibi. Pes ya, bana niye inanmıyorsun? O ihtiyar adamın ne yapacağını bilmiyorum. Bu kadar saçma bir hikayeye nasıl inanırım Şoker? Hayal gücün çok geniş senin. Demek buradasın sen palyaço surat seni. Gel buraya. Sevgili hatip, bana bunu nasıl yaparsın? Kendi bedenimi kaybettim adeta.
Ne kadar korktum, haberin var mı? Ne olur bana inanın ya. Aynı şeyler benim de başıma geldi. O ihtiyar moruk benim de bedenimi aldı. Ay nasıl yani? Pes yani Kurina. Sabahtan beri anlatıyorum ya. O halde bir kere daha anlat Şaklaban. Bakın şimdi. Sargis'in gazabından korktuğum için kütüphaneye gittim. Amacım görüntümü değiştirerek tanınmamaktı. Bak sen şu açık göze. Ama sonra olanları bilseniz böyle söylemezsiniz ya. Ya Yalçın, bundan çok olduğu çok belli oluyor. Baksana, sence inanırlar mı? Tabii oğlum, buna herkes inanır. Kim bilir, kafasına yine ne şeytanlıklar geçiyor. Ama ölüm korkacağım. Hayır, müdür ona neden ceza vermedi onu anlamadım. Ben de korka korka ne yapacak acaba diye bekleyerek yaşanmaz arkadaşlar. Ben gidip onunla konuşacağım. Ya Emge arkadaş, bu şakaların artık yahu Big Son versen diyoruz. Neden, ben çok eğleniyorum. Siz şakadan anlamıyorsanız ben ne yapayım? Birader, böyle şaka mı olur? Bak, hepimiz rahatsız ediyorsun. Böyle mi? Bana, bunu! Ne yapıyorsun? O ne? Ne yapıyorsun? Uyanın mı? Allah! Amma da korktunuz ha. Oyuncak bu be. Amma da öflek misiniz? Alışırım. Bununla anlatmanın bir unutulmanın zamanı geldi. İyi ama ne yapacağız? Bilmiyorum ama böyle bir şey yapmalıyız ki yaptıklarına pişman olmalı. Bu anlattıkların doğru mu Şoker? Kelimesi kelimesine. Bravo yani. Yapmasın yine yapacağını. Şimdi beni suçlamayı bırak da bu ihtiyarı kitaba yeniden nasıl göndereceğimizi düşünelim. Nerede kaldınız? Biz de sizi bekliyorduk. Ne oldu Kulina? Çok merak ettik. Kötü bir şey mi var? Sormayın. Şoker yine yapmış yapacağını. Zamanın bekçisi Kandor'u serbest bırakmış. Ne? Olamaz. Bunu nasıl yaparsın? Kandor da kim? Zamanın yaratıldığı yerde ortaya çıkan kötü niyetli bir ihtiyar. Sadece başka bedenlere girerek genç kalabilir. Uzun yıllardır kitapta hapsolduğu için çok yaşlı. Ama şimdi bedenden bedene geçerek gençleşmek ve gücünü yeniden kazanmak isteyecektir. Bunu yapmak için de zamanı durduracaktır. Şimdi tırsabiliriz işte. Başlangıçta zamanı yaratan üç bilge kişiden biriydi. Onu serbest bırakarak çok kötü bir şey yaptım. Şimdi bedenlerden topladığı enerjiyle gençleşecek. Sonra da buradaki ve dünyadaki zamanı yavaşlatacak. Kulina, bu dünyadaki insanlar için hiç iyi olmaz. Beden ananın insan olması asırları bulabilir. Ampul kafalı bilgin. Tane tersi vermeyi bırak da onu nasıl durdurabiliriz onu söyle. Şimdi öncelikle o yıllardır kitapta olduğu için çok ihtiyarlamış ve güçsüz kalmış olmalı. Gücünü yeniden kazanmadan onu yakalamalıyız. İyi de o zaman niye duruyoruz? Bir dakika. Öncelikle bir başkasının bedenine girerek enerjisini ve gençliğini sağladığına göre şu anda birinin bedeninde olmalı. Ay. Sanırım en son benim bedenim. Ama artık değil. Acaba belki de oradadır. Öyle bakmayın. Prenses. Prenses nerede? Hadi hadi bir an önce bulun onu. Hadi. Emredersin. Buyurun. Senin yüzünden başımızdan bela eksik olmuyor Şoker. Siz burada kalın çocuklar. Yürü benimle. Gel. Sizi var ya sen. Sizi var ya mafiyem. Ne yapacağız peki? Biraz acele edelim. Yardım edin. Ben buradayım. Kim bilir nerede? Nasıl bulacağız? Yardım edin. Bu da ne? Çok tırsıyorum. Ay tırsma, dur bir dakika. Buradan bir enerji alıyorum. Burada görünmeyen biri var. Vay, sihirli toz ha? Ah prenses, merak etme canım, seni kurtaracağız. Söyle bize, nereye gitti o? Nereye gitti? Rüyaya gidecek. Duyamıyorum, biraz daha gayret et. Kütüphaneye gitti Kulina, dünyaya gidecek. Ah, olamaz, dünyaya gitmeye karar vermiş. Ay şimdi kütüphanededir. Seni kurtaracağız. Biraz bekle. Hadi. Hadi yürüyün. Hadi. Hadi Kulina. Seni kurtaracağım. Tamam mı? Merak etme. Tamam mı?
Şimdi gitmem lazım. Son derece basit bir iksirmiş bu. Gençliğime kavuşmak için dünyaya gitmeye hazırım şimdi. Zamanın bekçisi değil, efendisi olacağım. Zaman duracak ve ben hep genç kalacağım. Bunu yapmana izin vermeyeceğim. Çevirin. Bana engel olamayacaksınız. Benim zamanı hükmettiğimi unutmayın. Ne oluyor bize böyle? Zamanı yavaşlattım. Siz benim yanıma gelene kadar ben çoktan gitmiş olacağım. Saçma kadın görüntüsünden de sıkıldım. Hem biraz daha enerji hiç fena olmaz. Dünyada işime yarayabilir. Oyuncak mahallesinden mi? Hı hı.